Merhabalar, Mackolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bisiklet yolunda bu hafta İspanya bisiklet turunda geride kalan 9 etabı konuşacağız. İspanya bisiklet turu geçtiğimiz cumartesi günü Lizbon'dan başladı. Bu sene bir yurt dışı Grand Deparı vardı. 3 etap koşuldu Portekiz topraklarında. İlki bir zamana karşıydı, diğer ikisi yol etabıydı. Ardından da Endülüs tarafına geçtik. Akdeniz, Atlantik kıyılarına yakın tarafta 9 etap noktaladık. Genel klasmanda da çok enteresan işler oldu. Ve tüm olanları şimdi burada ben Enes Kanbur, sevgili Berkem Ceylan'la konuşacağız. Berkem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. 9 etabı geride bıraktık Vuelta'da. 6 etap anlattın Berkem. 6 etap, biraz oradan başlayalım istersen. İlk etap zamana karşıydı zaten ama onun günahı olmaz. Diğer 5 etap, anlattığım 5 etapın 3'ü 4'ü seyir zevki olarak biraz zorlayıcı etaplardı. Bunların da sana denk gelmesi tesadüf müydü? Biliyorsun, tesadüf diye bir şey yok Enes'ciğim, ama hakikaten yani Lizbon ve hadi Lizbon bir nebze, Portekiz etaplarından pek beklediğimizi alamadık. Hele ikinci gün yani hem hava sıcaktı, bu Kaşkayis'ten başlayan ve Urem'de biten etap. Bir de Fransa turu, kadınlar Fransa turunun son günüyle çakıştı. Orada yani Portekiz'de yavaş gittiler, kadınlar öbür tarafta hızlıydı derken 2 saatlik kadınlar Fransa turu yayını düştü 10 dakikaya ya da 15 dakikaya. Ayıp oldu birazcık. Ki Asson'un bunu çok daha iyi koordine edebilme şansı var. 2 yarışta Asson'un. Buna rağmen böyle bir çaylak hatası nasıl yaptılar? Biraz anlamakta güçlük çektik. Sinirlendik. Ayıp oldu. Ayıp oldu gerçekten. Yani... Kısmet, umarım daha ilerleyen yıllarda daha iyi programlama yapılır. Zaten olimpiyatları olmasa aslında Fransa bisiklet turunun hemen peşinde başlıyordu kadınlar Fransa bisiklet turu. Çakışmıyordu. Olimpiyatlar biraz bel büktü. Bir de olimpiyatların Paris'te olması bel büktü asıl olarak. Evet. Yani. Vuelta'ya dönelim. Genel klasmandan başlayalım dilersen. Etap etap çok gitmeye gerek yok gibi. Ayrıca sprinte Wout Van Aert'e, Caden Grove'a, Pavel Bitner'e geliriz ama... Genel klasmanda çok enteresan işler gördük. Şöyle bir özet geçelim dilersen. İlk böyle dağlık etap, genel klasman, dağlık demeyeyim de zirve finişi ve genel klasmanda fark yaratılabilecek etap 4. etaptı. Primoz Roglic, Lennart Van Atveelt'i geçti. Galibiyeti aldı, kırmızı mayoyu aldı. Sonra 5. etap toplu sprint finişi derken 6. etapta, Cuma günü müydü, Perşembe günü 6. etapta kaçışa Ben O'Connor girdi. Ben O'Connor harika bir sezon geçirmiyor. Takımıyla son etabını, son yarışını koşuyor belki de. Seneye gidecek, ayrılacak. İsrail Premier tek... Yok, Jeko'ya gidiyor. Seneye Jeko'ya gidiyor. Onu kaçışa bıraktı Bora Hansgrohe, yarışı kontrol etmesi gerekirken. Ve yarışı hem başta kontrol edemedi, kaçışın büyümesini kontrol edemedi. Sonra da geri getiremediler kaçışı. Oradan konuşmaya başlayalım dilersen. Çünkü kırmızı mayo hala Ben O'Connor'da. O gün bir 6,5 dakika fark yarattı Ben O'Connor. Florian Lipovic de, yani Bora'da Roglic'in domestiklerinden biri de kaçıştaydı ama takip edemediler. Biraz birbirlerine baktılar. Biraz güç yetmedi. Bora'nın genel olarak konuşalım. Yani hem o etapta kaçışı kontrol edememesi, hem 9. etapta dün Adam Yates'i kaçışa bırakması, David Godu'yu kaçışa bırakması. Daha detaylı konuşuruz. Ne diyorsun? Valla geçen sene olanların ardından, yani Sepkus biliyorsun aynı bu Ben O'Connor'ın gittiği gibi bir etapta gidip iyi bir fark yaratıp sonra da şampiyon olmuştu. Tabii ki yani 2 ve 3. haftada, özellikle 3. haftada Roglic ve Jonas Vingegaard bir parça kendilerini frenlemişlerdi ama sonuçta işi bitirebilmişti. Daha bu örnek bu kadar tazeyken, yani 365 gün önceyken, hatta yani o Ben O'Connor'ın kaçışı olmadan önce biz kendi aramızda konuşuyorduk yayınlarda, işte Sarper'le. Herhalde uzun yıllar böyle bir kaçışı, böyle bir şampiyonluğu bir daha görmeyiz diye. Onun üzerine hemen ertesi gün Ben O'Connor'ın kaçışa girip, Bora'nın sorumluluk almayıp, Birleşik Arap Emirlikleri takımının sorumluluk almayıp 5-6 dakikayla etabı kazanması beni çok şaşırttı. Ben O'Connor çünkü sıradan bir bisikletçi değil. Bu sene Giro'nun 4.'sü. Katıldığı hiçbir etaplı yarışta bu yıl ilk 5'in altına düşmedi. Dolayısıyla tabii ki yani 3 haftada sorun yaşama ihtimali daha fazla ama sonuçta bir Giro 4.'sü. Ne olursa Turda olsun, da 4.'lüğü var. Turda da var. Ne olursa olsun böyle bir riski ben almazdım. Ama Bora'da, orada RedBull Bora'da bence bir yanlış yorum oldu. Ne oldu? Biz zaten Florian Lipovic'i yarışa, kaçışa gönderdik. Onu da yukarı tırmandıracağız. Yani tamam, liderimiz Roglic ama genel klasmanda ikinci bir kart olarak Florian Lipovic'in bir 5-6 dakika kazanması elimizi güçlendirir dediler. Tamam, bu doğru olabilir ama Lipovic'de giden bir Ben O'Connor var. Yani sen Lipovic'i değerlendirdiğin kadar Ben O'Connor'u değerlendirdin mi? Burada oklar tabii sportif direktör Pacivilla'ya dönüyor. Pacivilla da yıllarca Movistar'da bu tip hataları çok yapmış bir sportif direktör. Dolayısıyla hem şaşırtıcıydı, Villa dışında bir elin o etaba değmemesi, hem de Villa'nın böyle bir hata yapması maalesef alışkın olduğumuz bir hataydı. Yani enteresan oldu gerçekten. Bir de hani biraz sizde çalışın diye bıraktılar. Çünkü genel klasmanda Almeida birkaç saniye gerisindeydi o gün. Abandone oldu, sonra ondan da konuşuruz. Ya da işte çok yakında başka rakipler de vardı. Onların da biraz belki çalışmasını beklediler. Bir de Lipovic'i gönderiyorsun. Tam Lipovic'e o gün etapta sonuna kadar gitti Ben O'Connor'la birlikte. İlk 10'a değil ilk 5'e tırmandı diyelim. Bence yine Emirates için ya da diğer genel klasman takımları için korkutucu değil ki Lipovic. Çok genç. Şu ana kadar büyük turlarda bir şey göstermemiş bir adam. Kesinlikle öyle. Orada dediğim gibi bir yorum hatası oldu Red Bull Bora tarafından. Yani tamam, Ben O'Connor var, artı bir de biz Lipovic'i gönderdik. O zaman buyursun Birleşik Arap Emirlikleri takımı çalışsın diye bir blöf attılar. O blöfü yemedi Birleşik Arap Emirlikleri takımı. Hatta bunun yansımalarına dikkat edersen bu Van Aert'ın kazandığı ikinci sprint etabında bile gördük. Yani önce işte Pavel Sivakov'dan önce kim atak yapmıştı? Marc Soler atak yapmıştı. Marc Soler uzun vakit gitti, Sepkus getirdi. Sepkus getirdi ama Sepkus'tan sonra Pavel Sivakov'u da Vlasov getirdi. Yani ben kazanmıyorsam sana da kazandırmam anlayışı var Red Bull Bora'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bence o Ben O'Connor'ın kaçtığı etaptan kaynaklanan bir sürtüşmeden dolayı. Dolayısıyla bu sorumluluk almasını beklediğimiz iki takım böyle keçi gibi inatlaşınca aradan tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı Ben O'Connor. Bir kırılganlık gösterdi bu Roglic'in kazandığı cumartesi günkü etapta ama dün bence gayet iyiydi. En ileri çıkmayı başardı. Bu hafta sonuna da böyle bir 3 dakika civarında tutabilirse farkı, ki bu hafta çok daha zor bir hafta. Yani iklim yönünden belki rahatlayacak bisikletçiler ikinci haftada. Kuzeye çıkıyoruz çünkü. Ama yokuşlar, daha zorlu yokuşlar var. Düz etap yok. Dolayısıyla hem takımı hem kendisi için Ben O'Connor'ın önünde çok ciddi bir sınav var. Yani dilersen biraz Ben O'Connor penceresinden konuşalım. Sonra hafta sonki etaplara gelelim. Biraz Adam Yates, Emirates konuşuruz. Bence yani Ben O'Connor'ın takımı da fena değil. Buraya tabii. Bence Decathlon A.J. Dözer takımı genel klasman kazanırız diye gelmedi. Ya da kafada varsa da Felix Gall'le ilk 3'te yer almak vardı ki Felix Gall'in buraya lider olarak geldiğini biliyoruz ama şimdi Ben O'Connor'ı takım lideri olarak göz önüne alalım. Felix Gall gibi bence süper domestik olarak niteleyebileceğimiz. Zaten dün iyi çalıştı, cumartesi iyi çalıştı. Evet. Bak, Valentin Parapent Giro'da etap aldı, çok iyi tırmanışçı. Geoffrey Bouchard hem Vuelta'da hem Giro'da dağların kralı olmuş, iyi bir tırmanışçı. Çok formda değil ama Klemen Barthe zaten genel klasmanda ilk 10'da bir ara yer aldı. Doğru. Bruno Armira iyi bir yol kaptanı, bence, iyi bir rulör. Yani en güvenilir adamı şu anda Bruno Armira, A.J. Dözer'in. Victor Lafey var. Şu an bu sene çok sakatlıklarla geçirdi ama... Ne oldu Lafey? Senin himayende yarışıyor biliyorsun. Öyle de bir şey göremedik şu ana kadar da. Bu adam çok sakatlandı bu sene. Diş sakatlıkları yaşadı biliyorsun. Bir de Sander de Pestel var. O da tırmanışı değil, daha çok klasik bir Belçikalı. Yani... İyi bir takım var ortada. Hani performans verirler veremezler göreceğiz. Tecrübeleri de yok genel klasmanda ama iyi bir takım var. Ben O'Connor da son yarışını koşuyor takımla. Halihazırda etap aldı ve birkaç gün kırmızı mayo giydi. Başarıdır bence. Halihazırda bence başarıyı elde ettiler ama devamını da getirebilirler diye bir yandan düşünüyorum. Özellikle de 9. etapta Roglic'in de biraz bacaklarda bir şeyler kalmadığını, zafiyet gösterebildiğini görünce. Ya şimdi buradan tabii iyi senaryo yarışı kazanması olur Ben O'Connor'ın ama tut ki kazanamadı 2 oldu, kazanamadı 3 oldu. Yine çok iyi bir derece Ben O'Connor için ve Decathlon A.J. Dözer için. Onlar yanılmıyorsam 2011'de bir John Gadre ile Giro podyumu görmüşlerdi. 3. Ondan beridir bir şey gördükleri yok. Galiba Romain Bardet gerçi değil mi? Podyuma çıkmıştı sonra A.J. Dözer'le. Şey enteresan ama mesela ilk defa liderlik mayosunu bir büyük turda 2009'dan sonra giydiler adamlar. İnanılmaz bir şey. Yani orada Bardet'in tabii bu sene Fransa turunda da çok bahsettik. Sarı mayoyu daha bu yıl giymesi, A.J. Dözer'de tur podyumuna çıkmışken dahi sarı mayo taşımaması hakikaten... böyle duyduğumda ve farkına vardığımda çok şaşırdım. Sanki Romain Bardet böyle bir iki gün taşımıştır en kötü ihtimalle diye düşündüğüm bir seçenekti. Valla iyi gidiyor. Ben O'Connor'a güvenmek istiyorum. Yarışın heyecanı açısından da. Çünkü mesela dünkü etapta Richard Carapaz'ın hata, Adam Yates'in hata birazcık Ben O'Connor lider diye yapılabilen ataklardı. Orada biraz daha A.J. Dözer'in sorumluluk almasını bekledi diğer takımlar. Dolayısıyla yani kendi açılarından çok rakiplerinin de yarışını açacak bir senaryo oluştu Ben O'Connor ve Decathlon A.J. Dözer etrafında. Güzelleştirdiler. Kesinlikle. 6. etap öyle geçti. 7. etapta o dediğin işte Wout Van Aert'ın etap kazandığı biraz... Güzel bir etaptı. Bora'nın onlara etabı kazandırdığı Vlasov'un takibiyle bir etap oldu. Wout Van Aert'a sonra gelelim, bir genel klasmana iyice konuşalım istiyorum. Cumartesi günü böyle 5 kilometrelik %7'lik bir zirve finişi vardı. Zaten Ben O'Connor'a çok uyan bir profil değildi. Çünkü süreklilikten ziyade devam patlayıcılık istiyordu ki tam olarak aslında Primoz Roglic'in istediğiydi bu. Çok sert bir giriş yaptılar yokuşa. Biraz yokuşun başında kaza da oldu. Mesela Sepkus vesaire geride kaldı. Evet. Ama sonrasında çok iyi atak yaptı Roglic. Bir tek Enric Mas takip edebildi. Hatta Enric Mas önden de sprint açtı ama kazanamayacağını biliyordu biraz da. Roglic'i orada yani bir Pogacar geçebilir gibi yokuş yukarı sprintte. Ya çok zor. Geçebilecek biri vardı. Çaylak Lennart Van Etvelt. Önceki etaplardan, 4. etaptı galiba. 4. etap için konuşuyorum. Çünkü onu kaybetme biçimi çok dramatikti Van Etvelt'in. Bir o yaklaştı. O da çaylak hatasından dolayı erken sevindi. Elini kolunu kaldırdı. Son belki bir metrede geçti Roglic onu. Hakikaten yani hem zamanlama konusunda hem patlayıcı güç konusunda zor eforların ardından Roglic'in bu yaşta bile sprintine ulaşabilmek kolay değil. Dediğin gibi Roglic ya da Pogacar ya da Vingegaard'un sadece onu geçebileceğini düşünüyorum bu tip finallerde. O gün aslında bu kadar fark yaratması beklenmiyordu Roglic'in Ben O'Connor'a. Belki bir 10-15 saniye işte son 500 metrede atakla geçer diye bekliyorduk ama Felix Gall'in yardımına rağmen Ben O'Connor bir yerde bitti. O patlayıcılığa cevap veremedi ve o gün 56 saniye fark azaldı, 3.45'e indi. Öyle olunca bugün bu kadar azaldıysa yarın acaba neler olur diye, yani pazar günü 9. etapta neler olur diye düşündük ki 9. etap gerçekten bence çok güzel bir etaptı. Çok. Yani etap iyi şeyler vaat ediyordu, Montreal'den Granada'ya giden etap. Vaat ettiği kadar da güzel oldu. Yine kaçış grubu oluşumuz zor oldu ama bir 26-27 kişilik grup oluştu. Jay Vine, Adam Yates ve Marc Soler üçlüsü kaçışa girdi. Yani Emirates'te Joe Almeida o günün başında abandone oldu Covid nedeniyle. Zaten 8. etapta büyük vakit kaybetmişti. Birden genel klasman denklemine girme hamlesi geldi Emirates'ten. Öte yandan David Godü'deki genel klasmanda en iyi kişiydi o kaçıştaki. O da girdi. Aslında hem Bora biraz kontrol etmeliydi, pek edemedi. Daha ziyade Decathlon etmeliydi. Onlar hiç edemedi. Böyle bir kaçış grubu oluştu. Daha Alto de Azayanas diye bir yokuşumuz vardı ki 7 kilometre yaklaşık verken ve %9,5 ortalama eğim. Gerçekten sıra dışı bir ortalama eğimi vardı. İkincisinin ortasında Adam Yates yavaş yavaş döke döke gittiler. Jay Vine bitti. Adam Yates tek başına kaldı. 55 kilometre solo atakla en yakın rakibine 3.45 yok. Pelotona 3.45. Kırmızı Mayo grubuna 3.45 farkla kazandı. Adam Yates geçen sene turda çok iyi yardım etmişti Pogacar'a. Bu sene ilk hafta biraz şanssızdı turda onun için. İşler kötü gitti ama ikinci haftadan itibaren dahil oldu. Burada da kötü gidiyordu aslında. Zayıflık göstermişti. Almeida liderdi ama Almeida gidince dedi ki ben gireyim genel klasmanda denkleme. Adama ne görev versen yapıyor. Büyük alkış hak ediyor. Yani kesinlikle en iyi dönemlerini yaşıyor herhalde Adam Yates. Hatta biliyorsun gelecek yıldan itibaren ikinci Simon Yates de bir başka büyük takım Visma Liza-Bike'a geçiyor. Bunda ben Adam'ın son bir iki senedir gösterdiği performansın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Jeko biraz daha antrenman imkanları, işte irtifa kampları vesaire konusunda diğer takımların bayağıdır gerisinde. Dolayısıyla gelecek yıldan itibaren Simon'dan da benzer performansları beklemek lazım diye düşünüyorum. Adam Yates dediğin gibi yani bir kere dün bence gol attı Birleşik Arap Emirlikleri takımı Red Bull'a. Yani hem Jay Vine'ın hem Marc Soler'in hem zaten Yates'in kaçışa girebilmiş olması büyük bir haber. Oradan bir de Yates'in etabı kazanması, tamam belki çok büyük bir gol değil ama tekrardan sen onu genel klasman savaşına soktun. Evet. 9 küsür dakika kaybetmiş bir bisikletçi ki benzer bir durumu biliyorsun Carapaz da yaptı. Richard Carapaz dün bence yarışı Adam Yates kadar heyecan katan başka bir isimdi Carapaz. Onu da söyleyelim. Günün ilk tırmanışı Puerto de El Purçe'de finişe 80 kilometre kala pelotonun içinden gitti. Bir anda gitti ya, bir de o böyle eski tip bir at, old school bir ataktı. Ve kimse ayağa kalkıp cevap bile vermedi. Yani çünkü ya Enes, belki şu ana kadar konuşmadık ama yani korkunç bir sıcak vardı bu hafta. Önce Portekiz, sonra İspanya'nın güneyinde. Ben bu sene ne Giro'da, zaten Giro'da görmeyiz ama ne Fransa turunda böyle sıcaklar görmedik, denk gelmedik. Bu konuda ciddi eleştiriler var aslında yarış yönetimine ve UCI'ye. Sonuçta biliyorsun bir olağanüstü hava koşulları protokolü var UCI'nin. Ve bu sadece soğukta uygulanıyor. Sanki sıcakta aşırı bir hava olayı olamazmış gibi. Bu konuda hem Bisikletçiler Birliği hem UCI'nin bir adım atması gerekiyor. Bilmiyorum ne yaparlar yani. İspanya'nın güneyine 3. hafta mı gelirsin yani Eylül'de? Ama Ağustos devam ederken Endülüs'e inmek bana mantıklı gelmiyor artık. Çünkü Avrupa'nın en sıcak toprağı Endülüs. Kesinlikle yani, bir de her yaz artık önceki yazdan daha sıcak olmaya başladı. Böyle veriler de varken bilmiyorum neden ısrar ediliyor. Bu uğurda biliyorsun dün şey yarışı bıraktı Antonio Tiberi. Kafasına güneş geçmiş adamın. Arensman problem yaşadı önceki gün. Ambulansla hastaneye götürdüler biliyorsun etap sonunda. Başka dikkat problemleri getiriyor sıcak. Düşenler oluyor, kalkanlar oluyor vesaire. Performansı da etkiliyor yani, yarışa da zarar veriyor genel toplamda. Mesela Carapaz 4. etapta sıcaktan etkilendim dedi. Dün ama sıcakta bir yandan da iyiydi. Yani insan, sıcakta yarışmaya alışkın olanların bile vücutlarının nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz kadar zorlu şartlar vardı. Bu anlamda biraz yarışın genel klasman heyecanını da bence götürdü sıcak. Bu bahsettiğim isimlerin yarış dışı kalmasıyla. Katılırım. Genel klasmanda da son olarak dilersen dün aslında biraz zayıflık gösterdiğini de konuşabiliriz. Kimin? Primoz Roglic'in. Roglic. Çünkü Enric Mas da bir ara atak yaptı ki. Uçuyordu sonra, uçurumdan yani aşağı uçuyordu. Atlattı. Bir dakikaya kadar farkı açmıştı. Yalnız çok kısmetli adam yani, o hatayı yaptığı virajda resmen bir kaçış alanı var yani. Evet. Onun orada olması, o hatanın orada yapılması büyük şans, yoksa bariyerden aşağı uçarsın. Öyle. Yani gerçekten hani orada yalnızca vakit kaybetmiş olması onun için bir lütuftu. Yani Enric Mas atak yaptı, zaman çaldı, o kaza olmasa gidecekti belki de. Carapaz vakit çaldı. Ben O'Connor gitti sprintte 4 saniye zaman çaldı. Dün Roglic zaten dedi bacaklar bugün yerinde değildi dedi etap sonu. Ya, olabilir yani, kazandığı yıllarda da böyle zayıflık gösterdiği bir iki etap olmuştu. Öyle dakikalar kaybetmediği sürece Roglic'in öyle pek kötü gün geçirdiğini de görmedik yani, sen de iyi biliyorsun. Bir Remco'nun başına gelenler pek onun başına gelmiyor yani. 3 hafta boyunca bence grafiği en stabil kalan bisikletçilerden bir tanesi Roglic. O açıdan çok bir kaygım yok. 2 veya 3. haftada daha fazla zaman kaybetmesi yönünde. Ben Roglic'in kaza vesaire olmadığı sürece takımına rağmen, takımının kötü tercihlerine ve çaylak yarış zekasına rağmen yarışta kalacağını düşünüyorum. Şampiyonluğun da bana kalırsa hala en büyük favorisidir. 3,5 dakikadan fazlalık farka rağmen. Bence de öyle. Diyelim Wout Van Aert dilersen biraz konuşalım. Wout Van Aert ilk etapta zamana karşı da galibiyeti kaçırdı. 3. oldu. 2. etapta Caden Groves'a geçildi ama hem 3. etapta kazandı hem 7. etapta kazandı. Vuelta'ya gelme amacı zaten etap kazanmak, yeşil mayoyu almaktı. Belki Sepkus'a yardım etmekti ama son şampiyon bu sene o çizgide asla değil. Usta bitik. Bitik gözüküyor. Bence Wout Van Aert da bu Giro'nun, bu Vuelta'nın en çok hatırlanacak 4-5 isminden biri olacak. Öyle ama ona rağmen bence yani kazandığı etaplara rağmen mesela Pavel Bitner'e kaybettiği etap kötüydü. Gölgeden finish çizgisini kaçırdım. Erken bıraktım sprinti dedi. Bence Van Aert ayarında bir bisikletçinin yapmaması gereken bir hata. Orada Caden Groves'u ekarte ettim diye düşünüp atladı. Yani genel olarak böyle bir bulutla geziyor gibi geliyor bana kafasında Van Aert. Yani sürekli böyle kazanacakken, kazanmış olduklarına rağmen başına bir şey geliyor gibi hissediyorum. Biraz yıldızı düşükmüş gibi hissediyorum. Zaten biraz da kendisine moral motivasyon olsun diye bu İspanya turuna geldi. İşte etaplar kazanırım, biraz gelecek sene için bana motivasyon olur diye. O anlamda iyi gidiyor evet. Yani tekrar ne olursa olsun böyle büyük bir ismin belki çok büyük rakipleri yok. Yeşil mayo konusunda özellikle, ama kazanmaya başlaması, onun bir alışkanlık haline gelmesi bence önemli. 2 ve 3. haftada kaçışlarda yer alacağını düşünüyorum. Pek sprint etabı da kalmadı çünkü. Yok neredeyse de mesela 11. etabı ona çok rahat yazabiliriz. Tam 10'luk bir etap var böyle 2. 3. kategori yok. Sever tam 10'luk etap. Sıcaktan da öyle çok etkilendiğini görmedik. Ama o işte 7. etap, Sepkus'un Marc Soler'i yaldır yaldır geri getirdiği etap. Onun bence bir yarısını Sepkus'a yazmak lazım. Hakikaten müthiş bir takım arkadaşı Sepkus. Son şampiyon olmasına rağmen. Tabii bu iyi bir yaz geçirmedi. Yani burada şampiyonluk mücadelesinden uzak olacağı çok belliydi. Kia'nın etrafında toparlanabileceğini düşünüyorduk Visma Lize Baykal'ın ama Kia'nın da patladı sıcaktan. Dolayısıyla böyle bir etapta Van Aert için kendini feda etmiş olması bana çok şaşırtıcı gelmedi. Evet zaten yani kariyerde kendini feda etmekle geçmiş bir adam. Caden Gross bir sprint etabı kazandı. Geçen yıl zaten 3 etap kazanmıştı. Yeşil mayoyu almıştı. Bu yıl da etabını kazandı. Alpes'in her büyük turda illa bir şekilde bir etap kazanıyor uzunca bir süredir. Philipsen olsun olmasın, Van der Poel olsun olmasın. Pavel Bitner'e ufak bir parantez açalım istersen. 21 yaşında kendi de şaşırdı muhtemelen kazandığına. Evet. Ya Bitner iyi bir Çekyalıydı değil mi o Pavel Bitner? Evet. Bir de Vatsek var biliyorsun. Bir anda Çekya'dan çıkmaz çıkmaz 2 tane bisikletçi çıktı bir anda. Var, kazan doğurdu. Gerçekten öyle ki orada Pavel Bitner biraz daha böyle saf sprinter. Vatsek biraz daha klasikçi olabilecek bir tip. Bir de Vatsek'in o sprintlerden ziyade ilk günkü zamana karşı performansı da çok iyiydi ve umut vericiydi. Alabilirdi. Dolayısıyla bu iki ismin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem sprint hem klasikler anlamında. Evet yani aslında Vuelta'da ilk hafta konuşacaklarımız bu kadar. Şimdi ikinci haftada da şöyle profilleri çok ufak bir ya da nasıl tarz profiller bizi bekliyor diyelim. Dik yokuşlar bizi bekliyor. Pazartesi dinlenme günü, salı günü Galicia'ya gidiyoruz. Bayona'da bitecek bir etabımız var. Böyle finişe 20 kilometre kala birinci kategori tırmanış sona erecek örneğin. Çarşamba günü tam Van Aert'lık böyle minik yokuşların olduğu, genel klasmancıların biraz daha pasif geçireceği gün var. Perşembe birinci kategori zirve finişi, cuma günü birinci kategori zirve finişi, cumartesi günü finişe mesafe var bir 20 kilometre yine ama yine birinci kategori tırmanış son bölümde. Pazar günü kategori espesiyal ile bitiriyoruz haftayı. Yani 6 etap var Berkem, 5'inde genel klasmanda kartlar dağıtılabilir. Tabii 5 etapta da yarış olmaz. Büyük yarış olmaz genel klasmanda. Yani olmasın da zaten bisikletin doğasına ters. Ama cayır cayır bir ikinci hafta bu sefer Kuzey İspanya'da işte Asturya'da, Galicia'dan başlamak üzere bizleri bekliyor. Güzel oldu. Bir kere iklim açısından rahatlayacağız. Kuzeyde hem daha yeşil bir İspanya görmek mümkün. Hem artık 35 hatta 35 artık değil, 40 derecelerin altına inmek mümkün Endülüs'ten sonra. Dolayısıyla sporcular için en zorusu hava şartları açısından en zoru geride kaldı diyebiliriz ama daha zorlu yokuşlara gidiyorlar. İşte birbirini dengeleyecek artık o iki unsur. Zor bir etap. Bir kere en büyük test Ben O'Connor için. Bu haftayı geçebilirse ki bence bu haftanın en zorlu etabı aslında böyle çaktırmadan yarınki etap, salı günkü etap. Bir de dinlenme günü sonrası. Çok yani tuzaklarla dolu bir gün. Özellikle etabın son bölümü. Yarın bence önemli bir gün olacak. Çünkü cumartesi ve pazar biraz daha dengeli etaplar. Kuzeyde olmamıza rağmen daha insaflı etaplar. Dolayısıyla yarının önemli bir test olduğunu düşünüyorum Ben O'Connor için. Sonrasına bakacağız. Yani büyük zamanlar kaybedilecek bir hafta gibi görmüyorum bu haftayı. Yarın ve biraz cumartesi dışında. Öyle. Yarın da baştan sona yayındayız bu arada. Söyleyelim 2'de salı günü yayın başlıyor. Bütün etabı da baştan sona yayınlayacağız. Çünkü İkinci kategori tırmanışla başlıyoruz. Hep bir çıkış iniş var. Aradaki bir düzlük geçiş sonrasında. Güzel olacak diyelim. Önümüzdeki haftayı muhtemelen boş geçeriz. Vuelta bittiğinde tekrar burada değerlendiririz. Berkem çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim davetin için. Benim için keyifti. Bisiklet yolunda Vuelta'nın ilk haftasının ilk 9 etabını konuştuk. Vuelta bittikten sonra da tekrar burada olmak istiyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki buraya kadar. İzlediyseniz tekrar görüşmek üzere.